2022 Optimist Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Bodrum'da hazırlıklarda sona yaklaşıldı. Şampiyonaya hazırlık çalışmaları kapsamında Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Yelken Şubesi'nin de içinde yer aldığı İçmeler Mevki Yelken Kulüp'te Belediye Etüt Proje Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışmalarında son dokunuşlar yapılıyor. 27 Haziran-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Bodrum'da düzenlenecek ve 62 ülkeden 286 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek Dünya Optimist Şampiyonası öncesinde Yelken Kulüp'te kayıkhane, derslikler, tuvalet, duş, soyunma odaları, oturma alanları, sahil ve iskelede gerçekleştirilen çalışmalar tamamlanırken Bodrum Belediye AŞ'ye ait İçmeler Yelken Kafede yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan Bodrum'da uluslararası standartlara uygun, ülkemize yakışır bir tesisi ilçemize kazandırmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek şunları söyledi. Bodrum'a ve halkımıza yakışan, kentimizin doğru tanıtılmasına hizmet edecek tesislere ve organizasyonlara ihtiyacımız var. 2022 Optimist Dünya Şampiyonası da bu organizasyonlardan biri. İçmeler'de bulunan tesisimizi yoğun bir çalışma sonrasında dünya standartlarına uygun, modern ve kullanışlı bir hale getirdik. Genç sporcularımızın denizde buluştuğu ve kıyasıya rekabet ettiği Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Yelken Kulübü tesislerimiz birçok dünya ülkesinden sporcuları ağırlayarak çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Şampiyonaya katılacak sporculara başarılar dilerim. Çalışmalarda artık son kısma geldiklerini ifade eden Bodrum Belediyesi, Bodrum Spor Kulübü optimist antrenörü Serdar Çiçek şunları söyledi. Bildiğiniz üzere 2019'da Optimist Dünya Şampiyonası'nın burada yapılacağı belli olmuştu. Onun üzerine bir çalışma başlatıldı. Kasım ayında başladı buradaki yenileme ve tüm tadilat çalışmaları. E, işte son artık makyaj kısmına geldik öyle diyelim. E, çok güzel bir hangarımız oldu. E, ondan sonra e, tüm tesis Yelken Spor'u için fonksiyonel alanda çalışıyor ve çok güzel. Aynı zamanda yine kafelerimiz, gıda işinin çalıştırdığı tam yüzde %100'lük mükemmel bir dünya standartlarında Yelken Kulübü oldu diyebiliriz. Bunun için de belediye başkanımıza ve Bodrum Belediyesi'ne tüm birimlerine tekrardan çok teşekkür ederim. Kampiyonu da şu an 62 ülke burada olacak ve 286 sporcu. Ee, bu katılım anlamında şu ana kadar dünya şampiyonası anlamında bir rekor. Bugüne kadar en fazla 281 kişi katılmış Tayland'da 2017 yılında. Şu an burada rekoru kırdık diyelim. Ee, i̇şte 27'sinde başlayacak şampiyona. Açılış töreni yayın 28'inde Marina'dan kaleye kadar bir yürüyüş olacak. Ee, sonra kalede açılış seremonisi olacak Kuzeyinde. Ee, ayın 29'undan da 6'sına kadar yarışlar devam edecek hem bireysel şampiyon hem de ülke şampiyonu belli olacak. ayın 6, 6, Temmuz'da da yine akşam üzeri 7'de Kale'de Kuzey Endiyen'de ödül töreniyle şampiyona son erecek. Bodrum Belediyesi Etüt Proje Personeli İç Mimar Figen Helik, sporcularımıza daha iyi imkanlar sunmak adına Yelken Kulüp'te çeşitli etkinlikler yaptık. Bu yıl gerçekleşecek olan Optimist Dünya Şampiyonası öncesinde çok iyi bir şekilde hazırlığımızı yapmış bulunmaktayız. Dış cephelerde ve iç mekanlarda değişiklikler yapıldı. Sporcularımızın soyunma odalarının tadilatları gerçekleştirildi. Aynı zamanda çekek yerleri ve iskele yeniden düzenlendi. Sporcularımız için tüm olanaklar düşünüldü. Yine belediyemizin kafesi burada hizmet verecek dedi. Ayrıca tesis ve plaj 2022 Optimist Dünya Şampiyonasına hazırlık ve yarış dolayısıyla 18 Haziran 7 Temmuz 2022 tarihleri arasında kullanıma kapalı olacak.